Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler dilerim. Arkadaşlar bugün çöl gobilerim yumurta yapmış. Belki birkaç gün oldu bilmiyorum. Tam takip etmiyorum. Yem atarken dikkat ettim. Dişiler çok tombuldu. Şu dişimiz gibi mesela karın kısmı. Bir iki tane dişime baktım. Zayıf iki dişim. Bunların arka taraflarını da göreceksiniz. Şurada göstereyim bir. Tüpçük çıkartmıştı bu dişler. Gene hala tüpçükleri var. Sonra dikkat ettim, erkek böyle yeme fazla gelmiyor. Şöyle küpümüzün içine bakın arkadaşlar. Erkek şu an yelleme hareketi yapıyor yumurtalarımıza. Ve yuvasını koruma içgüdüsüyle. Yumurtlamış oraya. İnşallah bakalım nedir ne değildir. Ben tam bilmiyorum. Gördüm, merak ettim de almıştım. Yumurtlamış, çıkacaktır inşallah. Nasıl büyütülür, ne yapılır, ne edilir? Pek fazla bilgim yok açıkça. Yani deneyimle inşallah göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Çağatay Uyanık arkadaşımız var. Kendinin YouTube kanalı var. Bir çekilişi varmış arkadaşlar. Takip ederseniz. Çekiliş yaptım onu da bilmiyorum ama benden rica etmişti. Abi söylersen sevinirim diye. Sıkı bir takipçidir kendisi de bu arada. Abone olursanız inanın ki sizi de takip edecektir. Ona selam olsun. Amatörün Rotası diye bir kanal var. Yanlış söylemiyorumdur inşallah. O abimiz de Edirne'li bir abimiz. Bunu zevk için yapıyor. Ona da destek olursanız sevinirim. Arkadaşlar dediğim gibi çoğu gobilerimiz ürüyor. Dün Venezuela bunu da Edirne'li bir abimize vermiştim damızlıklarımdan kendim. Dün bir yumurtladılar. Bunların yumurtlaması da aynı albino çöpçü, bronz çöpçü, komando çöpçü gibi 10 tane yumurtayı koyup yapıştırıyorlar ama bunda şöyle bir sıkıntı sezdim. Çok önceden daha yumurtlamaya başlamışlardı bu balıklar. Yumurtalarını alamıyordum. Tesadüfen yumurtlama ve kurulaşmayı takip ettim arkadaşlar. Yumurtaları yerin zeminine yapıp hemen yiyorlar arkadaşlar. O kadar. Benim balıklar daha doğrusu kuma bırakıyor. Camı şu kel kuma olmayan taraflı cama bırakıyor. Yani bilmiyorum bunlar yere mi yapıyor hep böyle ama sıkı takip gerektiriyor. Bunları göz hizamı alacağım. Yani kurulaşma olduğu zaman üretmek istiyorum ve yumurta döktükleri için bir 30-40 tane döküyorlardır diye 9 tane alınca alabildim. Biraz da yüksek. Onunla alakalı şey yapayım istedim. Bir de yani lepisteslerimle alakalı da özel artık elimde 20 çeşit lepistes var. Ama satışta lepistesim yok ve satmayı da düşünmüyorum. Allah'a şükürler olsun. Yani bir satışlarımızı yaptık. Sıkıntımız yok. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bunun sebebi de balıklarımın damızlık sayılarını çok daha fazla çoğaltmak istiyorum arkadaşlar. Ve birkaç yere akvaryum yapacağım. Yani bir 30-40'a yakın inşallah. Biraz şu bayram geçsin bir. LED ışıklandırmalarımı başka yerlere yaptım arkadaşlar. Şimdi onu göstermek istemiyorum. Allah'a şükürler olsun yavaş yavaş şekilleniyor. Burada da gördüğünüz üzere bir 70'in üzerinde Blue Lace'lerden var. Yavru sıkıntım yok. 9-10 tane de daha büyük bir aylık yavrularım var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ufaktan da Japonlarımı göstereyim oranda. Yaklaşık arkadaşlar bu bir aylık balık. Şöyle göstereyim balığımızın büyüklüğünü. Bununla aynı kardeşler arkadaşlar, bu arada söyleyeyim, bununla aynı kardeşler. Şimdi nasıl oluyor bu iş? Bu balık daha da küçüktü buraya koyduğumda. Bununla bunun aynıydı boyları. Arkadaşlar bunlara ben böyle küçücük bir görüyorsunuz. Tek bir akvaryuma iki balık attım. Aynı şekilde şimdi buraya da bir tane getirdim. Küçük kalmış bir tane teleskobum var arkadaşlar. Bu teleskop da bu arada Ruikin yavrularından ortaya çıktı bu teleskop. Bunların ataları biliyorsunuz Ruikinlerin. Böyle pörtlü kambur sütlü balıklar. Şurada da alt akvaryumlara 2-3 tane koyduğum var arkadaşlar. Burada da dediğim gibi büyüme hızları diğer kardeşlerine göre çok iyi. Yani çok sayıda olan balıklar büyümüyor da yani şunun büyüme hızı gerçekten çok iyi. Bir tane de tek şu Ruikinlerin yanına arkadaşlar dışarı atmıştım arkadaşlar da şimdi seçemeyebilirim buradan hangisi.
şu olabilir mi? Olamaz. Bu kadar büyümemiştir. Bu da olabilir ama şu grilerden biri arkadaşlar. Bir 10 şu da olabilir. Bakın şu olabilir mi bilmiyorum. Şimdi kafam karıştı biraz ama o olabilir büyük bir ihtimal. Bir burada da zayıfladı arkadaşlar balık, öyle söyleyeyim size. Bir 10 gün falan bir dışarıda kaldı tek başına. Supresiyle besledim balıkları. Sonra buraya aldım bunu tekrardan bu şekilde balığımızı. Şu balığımız olma ihtimali var mı? Bilmiyorum ya, bakacağız. Büyüdükten sonra belli olacak. Bunlar da sağlıklı bir şekilde büyüyor arkadaşlar, Japon yavrularımız. Bayağıdır da göstermiyordum. Şu altlarda var. Yani çok yerde var, Japon var. Çok da fazla göstermek istemiyorum. Büyümüyorlar yalnız. Şöyle bir sıkıntım var. Çünkü çok hacimsel olmadığı için yani küçük kaldılar. Bunlar 2-3 aylık Japonlar aslında. Bakın daha ne kadar bıdılık bıdılık duruyorlar. Küçücük küçücük olanları var. Yani şimdi şuradaki balıklar 2,5-3 aylık. Su değişimi önemli. Büyük hacim önemli. Balık sayısı önemli. Buraya 50 taneden 20-30 taneden fazla balık atmayacaksınız ki büyüyecek. Yani şimdi demek istediğim, gösterdiğim Japon'u gördünüz. Parmağımı koyuyorum buraya. Onlardan daha küçük bu. 1,5 ay falan farkı var. Daha hızlı büyüyor. Sebebi yalnız kalması arkadaşlar. Tek başına istediği gibi tıp 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 dinlene dinlene yiyor. Ben yem atıyorum oraya. Yani hayvana da bir zararı olmuyor. Atın yemi yiyor. Hani öyle bir attım tek, çok daha hızlı büyüdü. Burada bir de tek kuyruklar var. Renkler renk almaya başladı burada. Bir de burada şöyle söyleyeyim. Tek kuyruklar ne hikmetse bayağı hızlı gelişimleri oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim balığımızı. Renk alımı da iyi, karın da iyi. Hızlı yüzünden dolayı mıdır? Diğer balıklardan bakın, bir başka bir tek kuyruklu tutacağım, tutabilirsem. Bu da canavar gibiymiş. Maşallah gitti yani. Tutamadık arkadaşlar. Ben bu Japonları böyle yakalıyorum ama bu seferki bayağı hızlı çıktı. Tutamadık balığı. Burada da bakın öyle tek kuyruklardan büyük olanlar var. Yani ben buraya yem yetiştiremiyorum da, yem atıyorum günlük 2 kere ama 4 kere falan da atmak gerekiyor. Yani işin aslı arkadaşlar, Japon'a büyük ve güzel yemleme gerekiyor. İşin aslı bu. Yani bilgi olsun. Besleyecek arkadaşlar, üretecek arkadaşlar akvaryum ortamında ancak 15-20 balık bakın derim. Çok fazla olmaz. Havuzlar falan yapmanız lazım. Ya ben yapacağım. Malzemesi de var, her şey de var da tek başına sıra zaman gelmiyor. Su değişimiydi, balık yavrularıydı, takipleriydi. Tahtalarımız hazır, bekliyor. Onun yanında bir sıkıntım yok. Yani her uçtan yavru geliyor. Şimdi reddeyil yavrularını da arkadaşlar şöyle canlı canlı göstereyim. Rafya yavru yapmışlardı. Yani ben artık bayağı bir 2-3 saatte bir kontrol ediyorum. Zaten üretimhanedeyim. Böyle gözüm geçtikçe takılınca bakmaya çalışıyorum. Şöyle yavrumuza rafyalar arasından yavrular topladık. Bir başka bir yerde daha var. Reddeyillerden zor yavru alıyordum, öyle söyleyeyim size. Yani bayağı bir takip gerektiriyor. Bir de kılıç moli de var yanlarında. Zor oluyor arkadaşlar. Şimdi bir tane dişimi yakaladım rafya arasında. Çok güzel doldurmuş karnını. Biraz da geldiğinde de doluydu bu balık. Ama rafyanın arasında yattığını görünce dedim bu balık herhalde doğum yapar. Bir tane rafya düzeneğine böyle yüzen bir benim yavruluklar vardı. Attık bakalım nasip kısmet. Yavrularsa orada bir hiç olmadı 20-30 tane orada kurtarırız. Çünkü çok yiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, orada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yavru var. Tahmini söylüyorum size arkadaşlar. Bir 25'e yakın yavru yapar. Normal boyda bir lepistes. 20, 22, 25. Yani bunun 7-8 tane. Bir de bu rafyaları karıştırıyorum, ben bile bulamıyorum. Yani yavruyu görüyorum, kaybediyorum. İnanılmaz rafya yaptım ama kendim bile bulmakta zorlanıyorum. Yani aynı şekilde şimdi buradan kılıç ve molilerimi buradan alacağım arkadaşlar da. Bugün inşallah yetiştirebilirsem buradan moli ve kılıçlarımı alacağım arkadaşlar. Büyük bir akvaryumda gene, yani kafes yapar mıyım bilmiyorum. Kafes koyar mıyım? Yani onun şeyinde değilim ama yani işin aslı üretim güzel gidiyor. Bir sıkıntım yok. Allah'a şükürler olsun.
kılıçlarımız dev gibi oldu arkadaşlar. Yani benim gözümde yani satış boyu olduğu balıklar şöyle söyleyeyim. Ama benim gözümde daha durması gerektiğine kanaatindeyim. İyice jumbo boy olsun istiyorum. Şimdi kılıçlarımızı ve kılıçlarımı büyük ihtimal buraya alabilir miyim? Kafes girmez oraya. Oraya raf yapıp molilerimizi koyarız arkadaşlar buraya. Yani büyük bir akvaryum burada. Pipos ve sam sistemleri olan bir akvaryum. Şu tortularını falan çekip biraz da su ekleyip arkadaşlar buraya kılıçlarımı koyar. Bir kafes koyarım şuraya şu şekilde diye düşünüyorum. Bir denerim ilk önce arkadaşlar. Yani kafes stres yapıyor mu yapmıyor mu? Yani o şekilde devam edeceğiz. Oraya da koyu kılıçlarımı koyacağım. Buradaki koyuları da alacağım. Yani biraz daha saflaştırmaya yönelik gidiyorum. Burada da şimdi şurada bir akvaryum var. Buraya da şeyleri almak istiyorum arkadaşlar. Bu tül fantom kılıçlar var. Onları bu altı almak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraya yoğun bir rafya yaparak. Ve de şurada atıyorum cam gözler var. Onları işte oradan alıp bu alt akvaryuma koymak istiyorum. Hani bir şu an her yerin sıcaklığı 27-28 dereceyken yani büyük akvaryumlardan 3 tane var. Yani 2-3 çeşidi ayırmak istiyorum. Hiç olmadı tam artık kendi kendine yavru versin. Platiler orada karışık kalabilir. Platilerimiz de aslında Simpson plati, papağan plati gibi 2 çeşit platimiz var burada. O platiler kalabilir. Kılıçlardan zaten koyu kılıçlar gidecek. Cam gözler gidecek. Phantom kılıçlar gidecek tür kılıçlarla birlikte. O zaman kılıçlarımız gitmiş olacak. Burada platiyle balon molilerimiz kalacak. O zaman biraz daha rahatlayacak ve yavrular daha çok kurtulacak. Ben her gün yavru alıyorum. Şimdi bunların yerlerini değiştirdiğim zaman daha hoş olacak. İnşallah. Yani Allah boşa çıkartmasın emeklerimizi. Koyu kılıçlarla dediğim gibi birkaç kılıç çıktı mı güzel olacak. Burada her şey yolunda. Serbest yüzüşe geçen balıklarımız var. Birkaç gün daha dursun istiyorum. Yani yavrularla alakalı hiçbir problemim yok. Her gün topluyoruz. Danio zebra yavrularım. Burada da renkli olan var. Sarılı marılı bir şeyler büyüdü mü belli olacak. Mavisi çok oluyor galiba. Karışık attık. Burada transgenetiklerim var tekrardan. Bir 20-25 tane 30 tane mi ne çıktı herhalde de. Koyduk da onlar da yumurta dökmüyor. Şu an bir karınları da dolu ama bilmiyorum. Burada görüyorsunuz melek yavrularım serbest yüzüşe geçti. Bayağı bir varlar Allah'a şükürler olsun. Ondan sonra yeni damızlıklarımı oluşturdum arkadaşlar alttan gelen. Şurada yumurtalarımız var. Yani bir düzen oturacak inşallah. Buraya yeni bir takım attım, tüpçük çıkarttı. Yani çok da göstermeyeyim maşallah. İnşallah o da yapacak. Burada yeni takımımızın yumurtaları döküldü. Biraz mantar oldu ama hiç sıkıntı değil. Turuncu yumurtaları bu arada. Ben ilk defa gördüm. Ama kafa kuyruk sallıyorlar. Bir problemsiz bir şekilde. İnşallah buradan da alacağım ümit ediyorum. İyice dökülsün bir yumurtalarımız. O da yeni bir takımımız arkadaşlar. Buraya zaten şöyle bir koloni yaptık arkadaşlar. Dişili bir tane erkekli. Şundan yavru aldım. Şu arkadakinden aldım. Şunun tüpçüğü diş çıkık. Bu erkeğimiz şu an için şu ikisi kapışmada. Eğer bir baskınlık kurabilirse bu erkek hiç fark etmiyor dişilerle alakalı ama şunda dediğim gibi bir yer seçerse erkek onu döllecektir. Yani bir yere aslında kendi başlasa temizleme işlemini. Bir tane şuraya dişim attım ama erkek mi dişi mi tüpçüğü çıkmış bir balığımız. Onunla da bir tanesi tutarsa ayıracağız. Bunlar tutacak diye umut ediyorum. İyi anlaşıyorlar. Yani buralardan da damızlık balıklarımız çıkacak. İnşallah eş olacak. Yani iyice arttıracağım. Eş olduğunu yapıştıracağım. Eş olduğunu. Şuradaki yerimiz boş da şu 3 takımım var. Göstermek de çok istemiyorum ama şöyle. 3-4 tane, 3 tane de burada takım var. Orada da devamlı koloni şeklinde yaptığım bir çalışma var. Tutuyor. Evde de öyle yapmıştım. Şimdi şuradaki kılıçları çıkartacağım. Burada da kılıç ve çöpçüler var. Onlar çıkartacağım. İki takım oraya koyacağım. Yani bura benim deneme yerim.
takım oluşturmakla alakalı. Burada takım oluşturursam inşallah, ki olacak gibi geliyor bana, denemesini yapacağız döllemeyle alakalı. Takımın oluşturduğumu üst akvaryum ve alt akvaryumlarla melekler burada olacak. Bunların camları karşı göstermiyor arkadaşlar. Hani böyle baktığımız zaman karşısı kesinlikle gözükmüyor. Ne cam diyorlar? Clear cam mı diyorlar? Ne, yani bakın şu an küpü gösteriyor, görüyorsunuz. Hani şöyle yaptığım zaman koyular görünmüyor. Yandan gözüküyor kamera alırsa şöyle. Bu şekilde yaptığımda olmuyor. Yani melekler de birbirini görmeyince daha rahat yapıyor. Şurada bir tane dişim vardı, rahatsızdı. Ama şimdi canavar gibi oldu. Yem yemesi falan her şeyi, erkekler de o. Buraya da bir tane seramik kattım. Burada da bir takım oluşturursak, burada da başlayacaklar inşallah. Çünkü flagi 500 vermeye tekrardan başladım. Balıkları önceden bir kesmiştim. Süpresiyle birlikte uyguluyorum. Sonuç veriyor. Yani zaten çok fazla yok öyle ama bir tane balık da olduğumu tekrarlıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yem yemelerinde alakalı bir sıkıntı yok şu an için. Dışkılamaları da düzeliyor. Şurada takımlar falan oluşturuyoruz arkadaşlar, yeni takımlar. Erkek temizleme işlemi yaparsa şuradaki dişimizle birlikte inşallah burada yeni takımlar var. Burada takım oluşturduklarım var. Yani melekler de çok da takımları da böyle detaylı göstermek istemiyorum. Verimle alakalı sıkıntılar yaşıyordum. Yani o bir şeyler oluyor yani. Olmasını istemiyorum. Üretim tam gaz devam ediyor. Şu kova sistemindeki balığımız hala yavru yapmadı ama burada da spreyler için arkadaşlar su, yeşil su için takviye yapmıştım. Onu da hemen canlı canlı göstereyim. Böyle biraz şey oluyor arkadaşlar. Çalışıyor gibi video çekiyoruz. Doğal olsun. Yani sıkıntımız yok. Bu da bir iş yapmamız gerekiyor. Orada kalmış. Yani tortu ve pislikleri çekip arkadaşlar şu yeşil sulara şöyle, görüyorsunuz yemyeşil sular var burada. Bu yeşil sular arkadaşlar bu akvaryum tortularıyla oluşuyor. Ben dökeceğim onu. Spreylerimizi göstereyim bakın buradan. Bayağı varlar aslında ama. Evet, şimdi görünüyor ya diye düşünüyorum. Burada kültürümüz var. Burada kültürümüz var. Burada kültürümüz var. Bir de burada var arkadaşlar. Burada hayvan dışkısıyla, inek gübresiyle yaptım. Ama yeşil su döküyorum. Burada da epeyce bir var. Şöyle dibe falan çöküyorlar. Bazen çok oluyorlar. Bazen ne bileyim görünmüyor. Gölge falan oluyor. Burada var arkadaşlar. Burada da Japon attım işte. Ben dışarı koyduğum Japonlar buradaydı arkadaşlar. Şöyle bir akvaryum bu. Akvaryum şu kısmında. Renkle alakalı bakıyoruz. Olacak mı olmayacak mı diye de. Gerçi bir tane renkli vardı zaten içinde de, bir tanesi renksizdi balığımızın. O bakın renkli olan balık burada zaten. Beyaz bir balığımız. Bir tane de oranda yavrusu attık buraya ama yine küçük bir şey. Evet, o da burada. Gri şeklinde hala kendi renginde. Şöyle görünmüyor zaten. Su yani inanılmaz yeşil su oldu artık. Yeşil su kültürünü ben bu Japonların buradaki sudan yaptım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kendileri de dışkılıyor ya. Yani buradan böyle bayağı bir yeşil suyumuz oluşturduk. Yani bu bende vardı. Yanlışlıkla arkadaşlar şu kovama ve şu kovama.